hastalıklı bir duygu demektir. Derin duygu, üstüne dolu bir duygu. Hatta akıl almaz ve belli bir yere çekilemez duygu. Biz bundan yanayız, duygudan yanayız. Çünkü duygu ilkelliktir. Duygu, esasla ilişkin olan, kökene ilişkin olan şeydir. Zaten patrosta biz kökenleri arıyoruz. Yani şu andaki kavramları ve imajları kendimize referans almıyoruz. Bu imajları, kavramları temelindeki temeline ulaşmaya, ilk ana varmaya çalışıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Platon da şairi devletten kovuyor. Çünkü neden? Şair güvenilmez olandır. Güzeli bozandır. Akıl ise düzen dayatandır. Ve soğuk. Akıl mekaniktir. Duygu ise sıcaktır. Daha ateşlidir. Daha samimidir. Daha spontandır. Yani kendiliğinden bir şeydir. Onun için duygu diyoruz. Şimdi patosu çıkarmak ne demek? Patosu çıkarmak başlı başına bir direniş bizim için. Yani kendimizi ifade etmek istiyoruz. Kendimizi dışa vurmak istiyoruz. Ve kendimizi kendi istediğimiz gibi dışa vurmak istiyoruz. Yani onun için biraz daha düşünüyoruz. Kendimizi nasıl dışa vurabiliriz diye. Ben yazıyorum, okuyucu nasıl anlarsa anlasın diye bir şey yok. Biz okuyucu bizim istediğimiz gibi anlamasını istiyoruz. Kendi istediği gibi anlamasını istemiyoruz. Çünkü biz bir şey söylüyoruz. Söylediğimiz şeyin gerçekten anlaşılması istiyoruz. Patos bu çağın içinde bulunduğumuz çağın, ki bu çağ bence 20. yüzyıldan farklı. Yani biliyorsunuz işte ilk çağ var, orta çağ var, yeni çağ var. Bence bu çağ o çağlar gibi yeni bir çağın başlangıcı. 2000'lerden sonra bence Sovyetler Birliği'nin yıkılışı ya da İkiz Kulesi'nin buluşmasıyla birlikte yeni bir çağ başladı. Bu büyük bir çağ. Görüşüm çağı. Biz bu çağın temsil ettiği değerlere karşıyız. Bu bağlamda eskiye de bağlıyız biraz. Eski değerleri yeniden bu çağda var etmeye çalışıyoruz. Nedir o eski değerler? Şimdi diyorlar ki insan kayboldu. Özde parçalandı. Özde bir kurguydu. Öyle diyorlar postmodernistler. Özde kurgusaldı. Özde parçalandı. Bir özü yoktur. İnsanın bir özü yoktur diyorlar. Biz bunlara inanmıyoruz. Bunların safsatı olduğunu düşünüyoruz. İnsanın bir özü vardır. Ve insan henüz ölmemiştir, parçalanmamıştır. Ve insanın olduğu yerde umut kesilmez. İkinci söyleyeceğim şey, patos nerede çıkıyor? Yani patos New York'ta çıkmıyor. Paris'te çıkmıyor, Moskova'da çıkmıyor, Addis Ababa'da çıkmıyor, Afrika'da çıkmıyor, Güney Amerika'da çıkmıyor. Patos tam da İstanbul'da çıkıyor, Türkiye'de çıkıyor. Bu ne demektir? Türkiye neresidir? Türkiye hem doğulu hem batılı bir yer değildir. Türkiye bir eşittir, bir sınır bölgesidir. Nedir o? Sınır bölgesi ne doğuya ne batıya ait. Yani hem doğuya hem batıya ait değil. Ne doğuya ne batıya ait. Demek ki hiçbir yere ait. Sınırda yer alan bir yer. Bu ilk bakışta biraz moral bozucu. Biraz umut krizi. Çünkü hiçbir yere ait olmadığı zaman aidiyet duygunuz yok demektir. Kendinizi ifade edemezsiniz. Kimliğiniz yok demektir. Ama ben şöyle düşünüyorum, sınır bölgesinde yaşamanın aidiyet duygusu olmadığı yerde gene bir mana vardır, bir anlam vardır. Nedir? O
sınırın bölgesinde yaşadığınız gerçekliğidir. Aile duygusunun olmadığı gerçekliğidir. Yani siz öyle birisinizdir ki aile duygusunu yaşamayan bir duyguya sahipsinizdir. Aile duygusunu yaşamıyorsunuz. O da bir duygudur. Avrupalılara göre kendini ayarlıyor. Bir şey söyleyeceği zaman Avrupalılara bakıyor. Halbuki hata yapmayı göze almamız lazım. Burada şair Ömer Şişman var. Onun kitabının ismi Hata Devam Ediyor. Çok sevdiğim bir kitap. Hata yapmaktan korkmamamız lazım. Çünkü hata yapmaktan korkarsak yeni bir şey söyleyemeyiz. Özgün, orijinal bir şey söyleyemeyiz. Orijinal bir şey söylemeye çalışanların hata yapmayı göze alması gerekir. Çünkü hatasız yeni bir şey söylenmez. Söylenemez. Ama Türk aydını, Türk şairi, Türk sanatçısı hata yapmaktan ödü patlıyor. Hep onaylanmak istiyor. Halbuki onaylanmayabiliriz yani, bu mühim değil. Biz patos olarak dünyaya yeni bir şey söylemek istiyoruz. Yani onun için İstanbul yazıyoruz buraya. Paris değil, Londra değil, New York değil, İstanbul. Burası, Türkiye. Yani dünya düşüncesine, dünya şiirine, dünya edebiyatına biz de kendimizce orijinal katkılarda bulunabiliriz. Kendimizi dünya karşısında aşağılık ve eksik hissetmeden. Bir de şu var tabii. Türkiye ve Türk insanı belirli bir kimliğe sahip olmadığı için varlık durumuna geçemiyor. Sabit duruma geçemiyor. Varlık olmak demek, sabit olmak demektir. Oluş ise devamlı akış halinde olmak demektir. Biz sürekli kabuk değiştiriyoruz Türkler olarak, Türk insanı olarak. Bir yerde sabit kalamıyoruz. Sürekli kendimizi soruyoruz. Zaten siyasetlerinde biliyorsunuz, her gün 10 tane gündem değişiyor. İzlanda'da böyle değil mesela. Ya da İsveç'te böyle değil. Burada böyle. Sürekli oluyoruz, sürekli olmak halindeyiz. Olduğumuz bir an yok. Oluşumuzun bittiği bir an yok, sürekli oluyoruz. O olmamış gibi olmaz. Bir şey değişir. Bu isterseniz futbolcunun topa vurması gibi olsun. İsterseniz de orada dizinizin, düşüp dizinizi incitmek gibi olsun. Artık o olmuşsa, tarihte ve zamanda bir şeyler değişmiştir. Artık dünya o olmamış gibi olmaz. Başka bir şeye evrilir. Bizim kökenimizde, patosun kökeninde bence bu dergiyi planlayan, düşünen, yaratmaya çalışan arkadaşlarımız bitti. Birisi olarak şunu söylüyorum. Bizim kökenimizde bir kere romantizm var. Romantizm duygusalcılık değildir. Duyguculuk değildir. Romantizm bir başkaldırı. Neye? Akla başkaldırı. Neye başkaldığı aydınlanmanın tek tipleştiricine karşı, verimliliğe karşı, makinelişmeye karşı. Neden yana? İnsandan yana. Bir başkaldırıdır. Ayrıca bunun kökeninde, patos kökeninde dişe vurumculuk var. Ekspresyonizm. Ki biz zaten sanatın ve şiiri, bir, yani şiiri özellikle bir sanat dalı olarak görmüyoruz. Güzel sanatların bir dalı değildir. Resim olabilir, müzik olabilir. Ama şiir kesinlikle edebiyattan, sanattan farklı, bağımsız bir alandır. Ve o da bir ifade biçimidir. O ifade nedir? İnsanın kendisini dışa vurmasıdır. Kendisini dünyaya fırlatmasıdır. Bütün varlığıyla birlikte görünür kılması, aynı köpeklerin önüne fırlatır gibi kendini fırlatmasıdır. Biz dünya tarihi kazananların gözünden yazılan bir tarih. Peki kaybedenlerin gözünden dünya nasıl bir yer? Tarih nasıl bir tarih olur? Yani bir olay oluyor, mesela Napolyon kazanıyor, kaybetseydi ne olacak? Aslında her şey bir hikaye, bir kurgu. Dünyayı
bize bir hikaye şeklinde anlatıyorlar ve biz hikayelere inanıyoruz. Biz başka bir hikaye anlatmaya çalışıyoruz. Patos olarak yeni bir hikaye anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü her şey bir hikayedir. Hikaye değişikçe gerçeklik ve hakikat de değişecek. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok iddialı görünebiliriz. Ama şöyle bir şey var. Samimiyet iddialı bir şeydir. Samimiyet cüretkarca bir şeydir. Biz cüretkar bir şey yapıyoruz. Ve anlaşılmayı bekliyoruz. Anlatmayı umuyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Sorusu olan varsa. Biraz çok da yabancıyım aslında genel olarak ama. Biz de yabancıyız. Bilhassa çünkü İstanbul meselesi üzerinde durduğumuz için aslında soruyorum bunu. Neden bizim patos? Yani çok yaban, daha böyle Türkçe çağrıştıran bir isim olmaz mı? Patos. Yani, karşılığım yok. Istırap koyabilirim. Mesela o da komik olur. Yani, çok patos eski yabancı bu eski Yunan'da kadim felsefede geçen bir şey. Etos, patos, logos. Şey var. Üç tane kavram var. Yunanca'da, eski Yunan'da felsefede. Patos duygu demek. Etos etik yani ahlak. Bir de logos o da söz, evren demek. Biz bunlardan patoslardan da patetik yürütülüyor. Hatta patolojik hastalıklı. Biz bu dünya uygarsa, sağlıklıysa biz patolojiyi görüyoruz. Biz sağlıklı değiliz. Eğer siz sağlıklısınız, biz sağlıklı değiliz. Bunu vurgulamak için patos. Yoksa bu İngilizce, Almanca, İtalyanca bir kelime değil. Aslında bir ara şey dedin de konuşmanın başında. İlk başa dönmeye çalışıyoruz, en başa dönmeye çalışıyoruz evet. Duygularımıza. Neden bu ihtiyacı hissediyoruz sence? Yani çünkü neden 21. yüzyılda hala en başa dönme ihtiyacı bize geliyor? Bundan önceki yüzyıllardaki insanlar da hep bu kadar en başa dönme ihtiyacı hissettiler mi? Neden bugünkü koşullar içinde başka şeyler aramıyoruz da hep o kökene gitme ihtiyacı var? Çok teşekkür ederim, çok güzel bir soru. Çünkü biliyorsun Fransız felsefeci, filozof felsefeci demeyeyim, onu biraz aşağılamış olurum. Filozof Jean Baudrillard, bence çok önemli bir adam ama biraz fazla aktüelleştirildiği için, aktüelite konu olduğu için ciddiyetini tam kavrayamıyorlar. O sanallıktan bahsediyor, sanallık. Yani hakikatin taklidi. O, yani biliyorsunuz Saussure gösteren, gösterilen bir de gösterge var. Göstergenin oluşabilmesi için bir gösterilen, yani bir varlık, bir gösteren, yani işaret, daha sonra ikisinin birleşmesi ortaya çıkan bir gösterge var. O da yeni mana, mana. Artık çağımızda gösterilen ve gösterilene bağlı bir gösterge yok. Göstergeden yola çıkan bir gösterge var. Yani çağımız öyle bir imajlar çağı haline geldi ki yeni söylenen laflar eski söylenen laflar üzerine inşa ediliyor. Varlık üzerine inşa edilmiyor. Hakikat üzerine inşa edilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Biz sanallığın yeni bir sanallığın kökeni mesela sanallığın da daha eskisine daha gerisine gitmek gerektiğini söylüyoruz. Söylüyoruz. Yani varlığın ilk haline. Çünkü hakikat var orada. Bence çağımızın en önemli problemi hakikat problemi. Ki şimdi diyorlar ki haklı olarak bu çağ için hakikat sonrası çağ. Yani post-truth çağ. Hakikatten sonraki çağ. Hakikatin ortadan kalktı çağ yani. Hakikat diye bir şey yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani biz bunu kabul etmiyoruz. Hakikat her zaman vardır. Bu bir safsızadır, bu bir yorumdur. Zaten gerçeklik bir yorum haline aldı. Bir yorumdan ibaret gerçeklik. Biz yorumların üzerindeki örtüyü soyup atıp varlığa dönmeye çalışıyoruz.
Ondan dolayı ben böyle bir şey söyledim.